Merhabalar sevgili UN Medya izleyicileri. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Heinsberg Alevi Kültür Merkezi'ndeyiz. Heinsberg Alevi Kültür Merkezi'nin bugün çalışmalarını, faaliyetlerini, yaptıkları projeleri kısaca bize Heinsberg Alevi Kültür Merkezi Cemevi Başkanı sevgili Yasin Tohumcu değerlendirecek. Evet sevgili başkan, öncelikle hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Bize kısaca Heinsberg Cemevi'nin tarihçesinden nasıl kurulduğunu, ondan sonra burada yapmış olduğunuz, sizin yönetiminizden başlayarak yapmış olduğunuz çalışmalar, faaliyetler, plan, program, projeler nelerdir? Kısaca onlardan bahsedelim. Buyurun. AKM Heinsberg Cemevi, kısaca Alevi Kültür Merkezi olarak alalım öncelikle. Ama hedefimiz Cemevi projesiyle ileriki süreçte daha büyük bir kitleye hitap etmektir. 2001 itibariyle AKM Heinsberg'in bir kuruluşu var. Geçmiş dönemlerde değişik aşamalardan geçmiş. Daha sonra 2011 itibariyle ABF bünyesinde ve aktif olarak federasyon içerisinde aktif görevler almışlardır. AKM Heinsberg yönetim aşamasına geçerken temel amacımız şuydu. Yönetici olunurken hangi tür kriterlerle AKM'ler yönetilmesi gerekiyor. Bizlerin amacı yönetici seçilirken profesyonel, kendi alanlarına bazı çözümler üretebilecek üretici yöneticiler gereği. Şöyle ki biz yönetime adaylığımızı koyduğumuz zaman şu aşamaları özellikle üzerinde durduk. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla bir kere yönetime gelmek istedik. Her şey şeffaf, açık, kimsenin kafasında soru işareti olmayacak bir yönetim, bütün her şeyimizi şeffaf masanın üzerinde koyacağız diye yönetim arkadaşlarıyla bir araya geldik. Daha sonraki hedeflerimizin arasında gençlik aşamasında çok büyük yatırımlar yapmak, şöyle ki Alevilik dersleri bizim temel değerlerimizin içerisindeki en önemli unsurlardır. Alevilik derslerini temel ilke edinip, ama tabii ki bu süreçte diğer kurumlarla, diğer AKM'lerle iletişim haline geçerek bunu güçlendirmek. Bölgeden ve federasyondan bunları, bu bir çatı örgütüyle beraber kombine bir sistem oluşturmak. Çünkü AKM'lerin içerisinde bir hantal bir yapı var. Yönetime geçen insanlar yönetimin dışındaki insanlarla ortak bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyor. Şöyle ki yönetimle üyeler açık bir şekilde inançlarını yaşayabilmesi için bir takım yenilikler yapılması gerekiyor. Bu yeniliklerin başında da eğitim geliyor. Bir kurumda eğitim, eğer gerçek anlamda eğitim verilirse üyeler okuduklarını anlayacak, söylenen herhangi bir şey varsa soruyu da çok iyi kavrayabilecekler. Genel sorunlarımızın başında birbirimizi dinlemiyoruz. Konuşurken, soruyu sorarken ya da konuşurken karşı tarafa kendini savunma hakkını vermiyoruz. Çünkü kafamızda bir takım kurgular var. Bu kurguları aşmamız gerekiyor. Bu da eğitimle ancak sağlanabiliyor. İleriki süreçlerde neler yapmayı düşünüyorsunuz derseniz, biz derneği ilk aldığımızda dernek çok, yani eski bir yapıydı. Bu yapı için çok çaba harcadık. 2 yıllık bir süreç içerisinde bütün sistemleri değiştirdik. Evet, yenileme anlamında bir de inşaat süreciniz var. Kısaca ona da girersek. İnşaat sürecinde duyarlı üyelerimiz ve yönetim, güçlü bir yönetim. Ben üyelerimizden çok memnunum. Nedeni, güçlü bir yapı oluşturduk. Gerçekten bizim davamıza inandılar. Biz söyledik. Her şeyi açık, şeffaf ortaya koyduğumuz için üyeler bize güvendiler. Biz de onların güvenini suistimal etmedik. Ve her sentin, her yaptığımız, attığımız adımların teker teker belgeli olarak resimlerle, çalışmalarla topluma doğru bilgilendirme yaptık. Bu çok önemli bir olay. Yaptıklarını eğer topluma anlatamazsan,
toplumun sana olan inancı azalır. Azaldığı zaman da senin toplumla olan özgüvenin azalır. Orada sıkıntılar başlıyor. Kısaca burada faaliyetleriniz nelerdir? Çalışmalarınız, kurslarınız var mı? Veyahut da hedeflediğiniz bir kurs, plan, proje, onlara da değinelim isterseniz. Şu anda aktif olarak yönetimin yapmış olduğu bir takım projeler var. Şöyle ki ilk aşama, birinci aşamamız eğitim. Eğitim üzerine çok yoğun bir şekilde duruyoruz. Alevilik derslerini kurumun içerisinde Almanca dedeler veya öğretmenlerle kombine bir sistem oluşturmayı düşünüyoruz. Bunun altyapısını tabii ki oluşturmamız gerekiyor. Bu altyapı bizde şu anda yok. Bu altyapıyı oluşturmak için diğer derneklerle kontağa geçiyoruz. Oradan öğretmenler, dedeler, bu konuda uzman kim varsa onları getireceğiz. Ve burada sistemi doğru kurmamız gerekiyor. Yani yaptığım bir sistemin sürekliliği olması lazım. Yani ben buraya istesem yarın derim ya biz Almanca dersi veriyoruz. Ama Almanca dersini verirken ne kadar bir altyapı var? Nasıl öğrenciye neyi veriyorsun? Bunun altyapısını oluşturmadan başladığın anda uzun süreli olmaz. Geçici olmaması adına konuşuyorsunuz. Evet. O açıda temel eğitim, inanç üzerine çok yoğun duruyoruz. Çünkü bizim temel değerlerimiz de bir takım asimilasyonlara uğramışız. Tarihimiz boyunca asimilasyona uğradığımız halde bir de şu anda kendi içimizde asimilasyona uğruyoruz. Buna da çok dikkat etmek lazım. Onun için her zaman için kendi kaynaklarımızı kendimiz yazmamız gerekiyor. Bu kaynakları eğer kendi kaynaklarımızı kendimiz yazarsak ileriki süreçlerde bizim kendi öz kaynaklarımız olacak. Dışarıdan toplama kaynaklarla biz asimilasyonu kendi bünyemizde yapmış sayılıyoruz. Buna özellikle dikkat ediyorum. Niye? Kaynağı veren kişi, kaynak nereden arınmış? Bu kaynağın doğruluk derecesi. Bunların hepsinin detaylı olarak incelenip o zaman ancak ben bu kaynak doğru bir kaynaktır. Ben o kaynağı alıp ondan sonra kendi kurumumda sistemi devreye sokarım. Aksi takdirde herhangi bir kaynağı alıp kurumun içerisinde devreye sokmanın bir mantığı yok. İç asimilasyonun önüne biraz da böyle geçeriz diyorsun. Aynen dediğinize de aynen bu şekilde katmıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim kendi öz arşivimiz yani merkezi olarak şöyle diyeyim biraz da kendi kendimizi öz eleştirmemiz gerekiyor. 30 yıllık bir süreçten geçiyoruz. Bizim arşivimizin çok güçlü bir arşiv olması gerekiyor. Arşivin dışında bizim özel bir kütüphanemiz olması gerekiyor. Ben bir yönetici olarak bir bilgiyi arıyorsam kendi arşivimden almam gerekiyor. Ya Google'dan ya da herhangi bir yerden bunlar arşiv değil sadece bilgi toplamak. Ben kendi kurumumda kesinlikle kendi kurumunun öz kaynakları yani öz kaynak, öz arşiv bunların kesinlikle kurumlara verilmesi gerekiyor. Her kurum üyesi, her birey en alttan en üste kadar herhangi bir düğmeye bastığı zaman kendi arşivinde ne varsa görmesi gerekiyor. Cem evinizle ilgili son sözleriniz varsa öncelikle onları alalım. Daha sonra yine Alevi hareketi ve Alevilerle ilgili çok önemli iki sorun var. Ona geçmeden önce son olarak Cem eviyle ilgili. Cem evimizde şöyle genel anlamda üyeler bazı noktalarda şöyle diyeyim gerçeği söylemek gerekiyorsa duyarsız davranıyorlar. Bazı noktalarda özellikle şurada gençler ve çocuklar üzerinde biz yoğun bir şekilde durmak istiyoruz. Fakat ailelerin rızalığını almamız gerekiyor. Bu çok önemli. Alevi inancının temel değerlerinin içerisinde rızalık geçiyor. Eğer biz üyelerimize bu Alevilik inancının temelini, eğitimini verebilirsek belki ileriki süreçlerde temel altyapısı sağlam, güçlü bir AKM Heinsberg olacak ki biz buna inanıyoruz ve bunun altyapısını da şu andan itibaren başlatmış durumdayız. Kesinlikle kendi inanç değerlerimize sahip çıkacağız. Kendi değerlerine sahip olmayan bir inanç geleceği karanlıktır. Eyvallah. Sayın Başkan, özellikle şunu sormak istiyorum. Önümüzde bir seçim süreci var. Hemen hemen bir yıllık bir süremiz var. Türkiye biliyorsunuz şu an AKP-MHP elinde bir şeriata doğru evriliyor. Bu bir yıllık süreçte
seçim sonucunda ya şeriata tamamen evrilecek, cumhuriyeti unutacak herkes ya da bir nefes alma adına tekrar cumhuriyete sarılacak. Burada Alevilerin ve Alevi hareketinin ne yapması gerekiyor? Türkiye yeniden şekillenirken, yani şu sorumuz şu olmalı. Türkiye yeniden şekillenirken Aleviler ve Alevi hareketi ne yapması gerekiyor? Alevi inancı her zaman tarihimiz boyunca sürekli bir takım kıyımlardan geçmiş. Bunu tarihimizi gerçekten çok iyi bilirsek geleceğimizi de ona göre düzenleyebiliriz. Şöyle ki biz tarihimiz boyunca her zaman kimliğimizi gizlemişiz, inancımızı gizlemişiz, biriyle çevrenin etkisinde kalmışız, siyasi baskıların etkisinde kalmışız ya da Türkiye'nin altyapısı belli. İnanç bazında tanınmadığımız için bu süreçlerde de kendimizi tam olarak ifade edememişiz. Burada güçlü bir yapı gerekli, lider gerekli. Bizim Alevi inancının eksik olan noktalarından bir tanesi inanan gerçek lider. Lider demek geleceği gören, geri çekilmeyen, hiç yani kendi değerlerine sahip çıkan, bunun için bedel ödeyecek, bedel ödemekten kaçmayacak bir lider lazım. Eğer biz bu lideri bulursak, ki bulabiliriz çünkü bizim içimizde çok davasına sahip, inancına sahip, gerçek insanların peşine gidersek biz geleceğimizi garanti altına alırız. Türkiye sürecine bakacak olursak, Türkiye süreci şu anda çok yoğun bir baskı altında. Bu baskıları atlatabilecek tek bir çözüm var. Ortak noktalarda birleşmek, inancımızın değerlerine sahip çıkmak ve nasıl diyeyim, öyle bir güç elimizde aslında var. Bu gücü çevre, sosyal bir toplum olduğumuz için çevredeki insanlarla kontak kurup kendi değerlerimizi, kendi ihtiyaçlarımızı doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor. Örneğin seçim sürecinde de alacağımız karar net olmalı. Biz hani inanç bazında bir kuruluşuz ama bu demek değildir ki biz siyasete girmeyeceğiz. Siyasete girerken siyaseti bir araç olarak kullanacaksın. Nasıl? Kendi değerlerini orada savunacaksın. Yoksa ben seçime girmişim, herhangi bir seçimi kazanmışım ama mecliste kendimi ifade edemeyeceğim. Öyle bir şeyi kazanmak bizim topluma hiç bize kazandırmak. Onun için bizim liderlerin öncü olması gerekiyor. Bedel ödemek, yani her zaman için bedel ödemekten daha öte şöyle kendini topluma özünü dara çekip topluma kendini o şekilde anlatması gerekiyor. O zaman biz Alevi toplumu olarak davasının peşinde koşan insanın peşinde her zaman gideriz. Hiçbir zaman da yalnız bırakmayız. Çünkü bizim için inanç ve kimlik önemli değerlerdir. Bu değerleri biz eğer sahiplenmezsek bizim asimilasyonu bırakın artık tarihteki yerimizde kalmayacak. Evet. Bedel derken Aleviler her dönem bir bedel ödemiştir. Bu Osmanlı'da da böyle. Şu an içinde bulunduğumuz Cumhuriyet sürecinde de böyle. Yani Alevi toplumunun Türkiye'deki siyasi erk ne olursa olsun bir karşılığı vardır. Devamlı ön planda ve değerde baskılara maruz kalmasına rağmen. Sayın Başkan, ikinci sorum da yine bu seçimlere yönelik. Biliyorsun son dönemlerde Cumhurbaşkanlığına aday mı değil mi, aday olacak mı diye Kılıçdaroğlu ismi geçiyor. Ve buradan bir kısım ve bunların içinde Aleviler de dahil olmak üzere ve Alevilerin çok sevdiği dostları da dahil olmak üzere devrimciler, solcular, bir kısım aydınlar da diyelim bunlara. Kılıçdaroğlu aday olamaz, olmamalı çünkü olursa Alevi kimliğinden dolayı kaybeder diye. Yani bir anlamda Alevilere karşı ırkçılık yapılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunu düşünen zihniyete ben karşıyım. Bu zihniyeti düşünen insanların önü açık değil, karanlık düşüncede olan insanlardır. Eğer bir kimlik, Alevilik kimliği varsa ve o kimlikte kendini ifade edebiliyorsa topluma ben bu ülkenin cumhurbaşkanlığına adayım diyebiliyorsa biz Alevi kimliğinden dolayı desteklememiz gerekiyor. Çünkü biz Aleviler inanç bazında
doğrunun yanında olan ve her zaman ilerisi aydınlık olan liderlerle bir süreci yaşamışız. Bunun için kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyduğu andan itibaren direkt Alevi toplumunun tamamının Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi taraftarı. Buradaki yanlış bir savunma, iyi niyetli ama yanlış bir savunma da şu değil mi? Yani Kılıçdaroğlu Alevi değil. Bu herhangi Kılıçdaroğlu olmayabilir, herhangi mezhebe veyahut da ırka, dine bağlı liderler veya insanlar da olabilir. Yani burada kısacası sadece Alevilerin değil, Sünni diyebileceğimiz kesimin de bu duruma itiraz etmesi gerekmiyor mu? Aslında gerçek bir insan, gerçek duyarlı bir insan, çağın şartlarına göre yaşayan bir insan olarak bakacak olursak, duyarlı, çağın şartlarına uygun, doğru sözlü, her söylediğini belgeleyen, açıklayan, net olan insanların sadece Aleviler değil, bütün sivil toplum örgütlerinin kendisine destek çıkması lazım. Çünkü bu süreç eğer böyle devam ederse biz tarihten silineceğiz. Bunu açık net. Şöyle bir durum var. Alevi-Suni geriliminden daha öte olaya farklı boyutta bakmak lazım. Toplumun değerlerine kimler sahip çıkıyor? Evet. Toplum şu anda belli bir baskının altında, belli bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Ve bu sistemi değiştirebilecek bir yapı gerekli. Bu yapı da demin benim başta söylemiş olduğum her şeyi şeffaf, açık ortada olması gerekiyor. Topluma kendini anlatırken hiçbir kimsenin hakkına, yani şöyle diyeyim, hak, hukuk, adalet anlayışıyla yola çıkması gerekiyor ve topluma bunu inandırması gerekiyor. Bunu da topluma anlatılması gerekiyor. Bizim toplumun şöyle bir durumunu ben görüyorum. Tarih boyunca baskılar altında kalan bir toplumun psikolojik olarak bir baskı altında kaldığı düşüncesindeyim. Bu düşünceyi atmak için yeni oluşumlar kesinlikle oluşturulması gerekiyor. Bu yeni oluşum derken genç kadrolar kesinlikle aktif bir şekilde siyasetin içine konulması gerekiyor. Bu bilinç gençlere verilmesi gerekiyor. Çünkü gençler bizim geleceğimiz olacaktır ve şeffaf bir şekilde bu gençler bizim ışığımız olacaktır, önderlerimiz olacaktır. Ama benim gördüğüm şöyle bir durum var. Gençlere bu şanslar tanınmıyor. Bu noktada benim kendi kişisel düşüncem, bir lideri seçerken bir takım kriterler gerekiyor. Bu kriterlerin net bir şekilde açık, şeffaf ve toplumun değerleriyle örtüşecek, toplumun değerlerine sahip çıkan, toplumun içinden gelen, toplumun nabzını bilen, yani toplumun içinden, yukarıdan, merkezden atamalarla lider seçilmez. Lider halkın içinden doğar. Hiç liderin toplumun içinden gelmeyen bir liderin başarılı olma olasılığı benim için %1'dir. Eyvallah. Aleviler şartlar ne olursa olsun Alevilerin safları bellidir. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve en önemlisi vicdandır. O yönden değerlendirmelerinize katılıyorum. Sayın Başkan, cemiyetinize anlatımınız ve son iki değerlendirmeniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Görevinizde başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Geldiğiniz için.